İntegral Forex TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizinle bilanço analizi yapacağız. Ve çok bilanço analizlerimiz oluyor zaten yazılı olarak ama sözel olarak da yapmak istiyoruz. Dolayısıyla bu videoda sadece ve sadece bilanço analizinden bahsedeceğiz. Tabii ki fiyatın ucuz mu pahalı mı olduğundan bahsedeceğiz ve fiyatlar konusunda da grafiğimiz olacak. Ama diğer taraftan ne konuşacağız? Bugün Selçuk Gıda, pardon, Selçuk Eczacı Deposu'nu konuşacağız. Bu birincisi. İkincisi Zorlu Enerji, Erbosan ve TAV'ı konuşacağız sizinle. Yani burada şey olarak düşünmeyin. Bunlar tamamıyla bilanço analizleri. Evet, ben Erbos'un fiyatından da bahsedeceğim, TAV'dan da bahsedeceğim. Ama hani Erbos'u alın, Selek'i alın ya da işte Zoren'i alın şeklinde bir analiz olmayacak. Bilanço konusundaki analizleri merak ediyorsunuz, yazıyorsunuz. Bu videonun altına da öğrenmek istediğiniz bir bilanço analizi varsa yazabilirsiniz. Zaten sizinle her cumartesi günü teknik analizi eğitimi artık diyelim. Çünkü eğitim gibi gördüğünüzü söylüyorsunuz. Dolayısıyla onları yapıyoruz ama bilanço analizlerinde eksik etmeyeceğiz. Hemen o zaman Selek'le başlayalım. Şimdi dördüncü çeyrek bilançosunu açıkladı. Bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre satışlarını %14 arttırdı. Yani fena bir satış artırması değil bu aslında ama genel itibariyle daha yüksek de olabilirdi. Buna bağlı olarak esas faaliyet karında %6'lık ve FAVÖK'te de %7'lik yükselişler var. Ama net karı baskılandı biraz ve dolayısıyla net karda %9'luk bir düşüş var. Şimdi 2020 yılında bilançosunda %18'lik bir ciroda artış var. Şimdi cirodaki artış aslında hem ihracat tarafından artıştan hem de yurt içi satışlarından artıştan kaynaklanıyor. Biliyorsunuz şirket Kuzey Kıbrıs'a, Tacikistan'a, Azerbaycan'a ve Afganistan'a ihracat yapıyor. Burada da ihracatta da artışlar var. Şirket her yıl yani 2014 yılından bu yana her yıl satışlarını düzenli bir oranda arttırmış. Bu şirketin bence en güçlü yanlarından bir tanesi. Her yıl büyüme konusunda artan hacimle devam eden bir büyümesi varsa eğer satışlarda bu oldukça önemlidir ve güzeldir. Selçuk Eczacı Deposu da bu şirketlerden bir tanesi. Her yıl büyümesini arttırıyor. Olumlu özellik olarak direkt bunu başlık olarak koyabiliriz mesela. Diğer taraftan esas faaliyet karını ve FAVÖK %8 ve %6 sırasıyla düşüşler olmuş. Ana ortaklık net karında da %16'lık bir düşüş olmuş. Düşen brüt marj operasyonel karlılığı olumsuz etkilemiş. FAVÖK marjı yıllık 0,2 puan düşüşle %2,2'ye gerilemiş. Dolayısıyla hani burada mesela karlılık bakımından biraz olumsuz şeyler var. Ama şirketin en beğendiğim özelliklerinden bir diğeri de ise dördüncü çeyrek çok süper geldiğini söyleyemem bilançosun. Ama mesela şirket sürekli nakit üretmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi yıllardan yıllara şurada da mesela geçmişe de baktığımız zaman şirket sürekli bir nakit pozisyonu içerisinde ve en son 3. çeyreğinden 4. çeyreğini de yaklaşık olarak 200 milyonluk bir nakit pozisyonu arttırmış. Şirket borçlu bir şirket değil, borçsuz bir şirket. Bu da zaten Selek'i ön plana çıkartan en önemli özelliklerinden bir tanesi. Şimdi bu 2020 bilançosunda geçen sene Şubat ayında zamlar yapılmıştı biliyorsunuz ilaç fiyatlarına. Geçen sene yapılan zam yanlış hatırlamıyorsam %12,5'larda falandı. Bunun sağlamış olduğu bir ciro artışı da var burada. Şimdi bu sene de 2021 fiyatlarına yansıyacak ilaç zammı 24 Şubat'ta yapılacak. Şubat ayı zaten ilaç zammının olduğu aylar genelde. Dolayısıyla buradaki artış da hemen hemen hesaplanmalara göre baktığımız zaman %20'lik bir artış olacak. Bunun da tabii ilerleyen dönemde cirodaki artışa etkisinin olacağını düşünüyoruz. 24 Şubat'ta %20'lik bir ilaç zammı bekliyoruz. Hani tedarik edecekseniz eğer şimdiden bakabilirsiniz mesela. Notlarımda mesela bununla ilgili diğer taraftan pazar payı çok önemli. Selek için, Selçuk Eczacı Deposu için şöyle ki hem TL bazında hem de kutu bazında
2019 ile 2020 arasında pazar payını çok fazla artıramamış. Ama hemen hemen paralel kalmış. Yani çok zor bir yıldı zaten 2020 yılı. Pazar payının düşmemesi görece hani olumlu diyebiliriz ama genel tarafta orada nötrüz diyebilirim. Genel olarak cirodaki artış güzel. Her yıl satışlarını arttırması güzel, nakit üretmesi güzel ama onun dışında net kâr baskılanmış durumda. Çok olumlu bir bilanço mu? Orta karar bir bilanço, açık konuşmak gerekirse. Peki, şirket hissesi pahalı mı, ucuz mu? Bu bilanço geldikten sonra baktığımız piyasa değeri, defter değerine göre açıkçası tarihsel ortalamaların çok üzerinde şu anda. Bence primli. Firma değeri bölü EBITDA'ya göre primleş fiyatlanıyor şu anda. Yine tarihsel ortalamalara göre baktığımız zaman fiyat kazanç yaklaşımına göre de primli bir hareketi var. Zaten şurada yaklaşık olarak son 3 ayda şirket hissesi %35 yükseldi. İyi bir performans gerçekleştirmiş. Yani hani burada kötü bir performans değil bence 3 aylık o %35. Son yılbaşına göre biraz daha %6'lık bir düşüş söz konusu ama son bir yılda da %82 yükseliş göstermiş. Peki grafiğine baktığımız zaman yani şu anda zaten şuradaki yükseliş büyük bir ihtimalle oldukça belirgin ve güçlü bir yükseliş. Ama ondan sonrasında şirket yaklaşık olarak 12,5'larda, 13'lerde konsolide olmaya karar vermiş. Bence hani günlük olarak baktığım zaman bu hissede biraz daha bekle derim. Yani 50 günlük ortalamasının üzerine bir yükselmesi hani gerekiyor ki yükseliş performansı daha da güzel olsun diye. Ama zaten hisse şu anda iskontolu değil, primli. Dolayısıyla haftalık grafikte benim dikkatimi çeken 11,82 seviyesi var. 11,82 seviyesine doğru gerilerse burası belki iyi bir alım fırsatı olabilir diye düşünüyorum. Ama onun dışında şu anda çok hani Selek için aceleci olmayın, çok iştahlı olmayın. Ha belki önümüzdeki günlerde çünkü şöyle bir durum oluştu. Endeksin durumuna da bağlı olarak bazı firmalar evet tarihsel ortalamalarına göre çok pahalı olabiliyor. Ama şirketin hissesi yukarı yönde gitmeye devam ediyor. Yani bu illa tabii ki adını olarak söylemiyorum ama bir ters köşe durumu da var sonuçta. Hani belki ilerleyen dönemde 13,71 seviyesinin üzerine yükselir ve yerleşirse temkinli olarak izlemeye devam ederiz. Onu o zaman konuşuruz ama şimdilik bilançosunun yansıttığı ve şirket hissesinin fiyatına yansıttığı durum bu şekilde. Evet, buradan geçelim Zoren'e. Zoren'de bir faaliyet raporu açıklanmamış, bir sunum da açıklanmamış. Dolayısıyla bilançosuna şöyle bir baktığımız zaman hemen paylaşalım. Evet, çok parlak bir bilanço değil. Onu söylemekte fayda var. Bu dördüncü çeyrekte bir önceki dördüncü çeyreğe göre satışları %12 neredeyse azalmış. Bu olumlu değil. Esas faaliyet kârında ve FAVÖK'te ciddi daralmalar var, olumsuz. Artık hani kârlılıkta, kâr marjlarında düşüşler daha belirgin olmuş. 2020 yılına baktığımız zaman yalnız burada net satışlar yani cirosu %5 artmış. Yani burada genel itibariyle esas faaliyet giderlerinden gelirler durumu biraz sanki hafif bu zararı, net kârdaki baskıyı biraz hafifletmiş gibi. Yatırım faaliyetlerinden gelirler de biraz net kârı güçlendirmiş. Finansman gelirlerindeki artış yine görece olumlu bir etki yaratmış. Yani giderler aslında hemen hemen paralel kalmasına karşın gelirlerdeki artış şirketteki net kârı yukarı yönde çekmiş olarak söyleyebiliriz. Ama ciroda çok sınırlı bir artış söz konusu olmuş. Bunu da söylemekte fayda var. Genel itibariyle bütün bunlarla birlikte gelirlerdeki artışla birlikte net kar yine pozitife geçmiş. Geçen sene net kar değil zarar vardı. Yine bir net kar yazmış ama çok böyle sağlam hani güçlü bir bilanço diyemeyiz. Diyemememizin en ana başlıca nedenlerinden bir tanesi şirketin borçlu olması durumu. Şirketin borç yapısı zaten
biliyorsunuz ki fazla ama 3. çeyrekle 4. çeyreği kıyasladığımız zaman şirket biraz daha net borcunu çok hafif de olsa azaltmayı başarmış. Ama yine de net borç bölü FAVÖK oranına baktığımız zaman 7 nokta rasyosuna baktığımız zaman 7.7. Yani bu çok istediğimiz bir rakam değil. Hani %5'ler mesela net borç bölü FAVÖK rasyosu bakımından daha uygun. Hani %5 rasyosunun üzerindeki yükselişi çok fazla istemiyoruz. Borçlu olduğundan dolayı da daha temkinli. Ama zaten Zorlu Enerji'nin sektöründeki tüm şirketler borçlu durumda. Yani sektör şirketleri borçlular. Dolayısıyla bunu da söylemekte fayda var. Peki şirket ucuz mu, pahalı mı? Yani piyasa değeri defter değeri yaklaşımına göre baktığımız zaman burada çok oynak bir zaten hareket alanı var. Ama 2012 yılından ortalamayı aldığımız zaman ortalama 1.74, en son rakam ise yüzde diyorum. Hep ağzım yüzdeye gidiyor ama bunlar yüzde olarak ifade edilmiyor. 2.3. Yani piyasa değeri defter değeri 2012'den beri bakıldığında aslında tarihsel ortalamaların üzerinde. Firma değeri böyle EBITDA'ya göre bence oldukça ortalamada, yani çok böyle primli diyemem. Diğer taraftan FK yaklaşımına göre de hani ne kadar bakmak doğru olur bilmiyorum ama çok şey değil, hani çok böyle primli değil. Dolayısıyla iskontolu diyebileceğimiz durumda. Şirket hissesi son bir aylıkta %6 gibi düşüş eğilimi içerisine girmiş. Son 3 aylıkta %6 gibi sınırlı bir getiri getirmiş. Yılbaşına göre baktığımız zaman ise %3 gibi oldukça sınırlı bir getiri getirmesine karşın son 1 yıllık harekette de %77 getiri sağlamış. Peki Zorene teknik anlamda baktığımız zaman teknik bize oldukça keyifsiz. Yani görece yatay, yönsüz bir hareketi söylüyor. Çok önemli bir yükseliş performansı kaydeder mi? Çok emin değilim. Ama genel itibariyle 2.85 seviyesinin üzerinde kalması satışları sınırlayacaktır diye düşünüyorum. Haftalıkta çok şahane bir yerde. Haftalıkta 2.76 seviyesi alım için bence oldukça güzel bir nokta. Yani eğer düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilecekse hani 2.76 değerlendirilebilir. Hani burada 3.10'larda artık daha temkinli bakan yatırımcı için alıp cebe konulabilir şeklinde ifade edebilirim. Ama gördüğünüz gibi 22 haftalık bu grafik haftalık bir grafik. Bu grafik günlük bir grafik. Haftalık grafikte eğer 2.76'nın altına düşüşler oluyorsa orada çok bulaşmayın. Bir oraya bir bakmak, bir tekrardan analiz etmekte fayda olacağını düşünüyorum. Evet, Zoren'i de geçtik. Erbos'a bakalım. Bakalım bilançosunda. Evet. Tamam. Airbus'un bilançosu oldukça güzel geldi çeyreklikte. Bir kere net satışlarına %50 yükselttim. Bu güzel. Son çeyrekte diğer bütün çeyreklerden çok daha iyi bir zaten ciro getirdi. Esas faaliyet kârı %421 arttı. FAVÖK %338 arttı. Net kâr geçen yılın dördüncü çeyreğiyle bu yılın dördüncü çeyreği karşılaştırıldığında %767 arttı. Yani genel itibariyle kâr marjlarında oldukça güçlü bir yükseliş var. Bunu söylemem mümkün. Şöyle söyleyelim. 2020 yılını 2019 yılıyla karşılaştırdığımız zaman satışlar %5 düşmüş. Bu satışların %5 düşmesinde en ana faktör, yani kalemler bazında baktığımız zaman, ciro satışlarındaki sert daralmadan etkili olmuş, neden olmuş. Burada şirket ciro oksit geri kazanım tesisiyle ilgili olarak üretim çinko oksitin emtia fiyatlarındaki sert düşüş, satış pazarlamadaki daralma ve ham madde tesisindeki yetersizlik sebebiyle dönem içinde çinko tesisinde bakım yapmış ve düşük kapasiteyle üretim gerçekleştirmiş. Dolayısıyla çinkodaki kapasite artışı gerçekleşmiş olsaydı, bakım çalışmaları belki olmasaydı buradaki satışlarda, cironun da bu kadar düşük olduğunu
olduğunu görmeyecektik. Bu çinko tarafı biraz negatif etkilemiş durumu. Ama diğer taraftan FOVÖK ve esas faaliyet kârı sırasıyla %14 ve %20 artış göstermiş. Yatırım faaliyetlerinden gelen gelirler net kârı olumlu yansımış. Bu yatırım faaliyetlerinden gelen gelirler nedir? Yatırım amaçlı gayrimenkul değerleme artışı ve maddi duran varlık satış kar artışı bunda etkili olmuş. Bir Zonguldak Ereğli'de bulunan yatırım amaçlı arsa ve taşınmazın dönem içerisinde satılmasından kaynaklı olarak bir negatif bir rakam gelmiş giderler tarafında ama net karı oldukça sınırlı baskıladığını söylemek mümkün. Genel itibariyle 2020 yılında net kar %31 artışta 85.6 milyon TL olmuş. Genel itibariyle borçsuz bir şirket Airbus. Bence iyi bir bilanço açıkladı bu arada. Nakit üretmeye devam ediyor ve geçtiğimiz 3. çeyrekle 4. çeyrek arasında yaklaşık olarak 4 milyonluk bir nakit üretimi yapmış. Bence güzel. Yani cari olan 3 yaklaşık olarak likidite oranında 2 ama borç çevirme ile ilgili herhangi bir problemin ne olduğunu söylemek imkansız. Peki şirket ne durumda? Ucuz mu? Pahalı mı? Son olarak ona bakalım. Yani piyasa değeri, defter değeri şu anda bütün tarihsel ortalamaların üzerinde hareket ediyor. Bence bu hani çok şey değil. Firma değeri bölü FAVÖK yine tarihsel ortalamaların üzerinde. Yine FK yaklaşımına göre baktığımız zaman tarihsel ortalamaların üzerinde bir hareket var. Bir aylıkta zaten %46'lık bir getiri getirmiş. 3 aylıkta %62, yılbaşına göre %73 ve son bir yılda 217 zaten aslında şirket kendisini ifade etmiş diye söyleyebiliriz. Bu bilanço sonrasında, bilanço sonrası mı bu hareket bilmiyorum ama daha öncesinde başladığını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi şurada zaten bir kopma yapmış 22 günlük ortalamasından ve çok ciddi 3 günlük yükselişin ardından şurada da bir yukarı yöndeki eğilim kalmış. Bence biraz konsolide olmasını beklemekte, şirket hissesinin bir yerde oturmasını beklemekte fayda var. Şu anda alım için biraz yüksek yerlerde olduğunu düşünüyorum. Hani 57 seviyesine doğru bir geri çekilme ya da 60 seviyesine doğru bir geri çekilme olursa o zaman değerlendirilebilir ama şu anda bu performansın bir yorulmasını büyük bir ihtimalle yaşayacağız. Hani burada bir atsın üzerinden bu yorgunluğunu, biz oradan sonrasında değerlendirelim. Şirket hissesini izlemeye devam edeceğiz. Airbus benim bu şimdiye kadarki 3 hisse arasında en beğendiğim hisselerden bir tanesi oldu. 60 TL üzerinde kalmakta eğer ısrarcı olursa buradan bir değerlendirme analizi tekrardan yaparız diye düşünüyorum. Evet, son olarak bir de TAV'ın bilançosunu sizinle konuşalım. Ya aslında TAV'da çok konuşulacak da bir şey yok. Çünkü TAV bildiğiniz üzere zarar açıkladı. Şirket zaten bir temettü ödemesi yapmayacak zarar açıkladığından dolayı. Ama bu son devlet hava meydanları işletmesinin açıklamış olduğu tava paket destek paketi bence çok etkili olacak. Ve hatta fiyat üzerinde değil ama değerleme üzerinde etkisi de çok net hissedilecek. Neydi bu yardım paketi? Hatırlayalım. Bildiğiniz üzere işte sözleşmeleri, TAV'ın sözleşmeleri 2 yıl ertelenmiş oldu ve kira ödemeleri de yine 2 yıl ertelenmiş oldu. Dolayısıyla bence bu iyi bir potansiyel yaratır şirket hissesinde. TAV'ın 4. çeyrekte ciddi bir zararı açıklandı. Hatta beklentilerin de üzerinde geldi bu zarar. 767.6 milyonluk bir zarar açıkladı. 2020 yılının tamamında 2.2 milyar TL'lik bir zarar açıklamış oldu. Tabii ki geçen yıl işte bütün bilanço rakamları oldukça kuvvetliydi ama duran faaliyetlerden kaynaklı olarak gelirlerinin hepsinde bir azalma var. Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi TAV havacılık sektörü içerisinde bence en güçlü şirketlerden bir tanesi. 2020 yılına gerçekten güzel bir nakit performansıyla başlamıştı. 3 tane yapmak istediği, almak istediği hem imtiyazlı sözleşmelerle birlikte bir de Almaty Havalimanı vardı. Almaty'yi aldı, bünyesine kattı. Dolayısıyla aslında yani uçuşların açılmasıyla birlikte, uluslararası uçuşların özellikle açılmasıyla birlikte
faaliyetlerinde çok hızlı bir toparlanma olacağını ve iyi bilanço getirisiyle birlikte bilanço rakamlarını yansıyacağını ve daha sonrasında da bunun hisse fiyatına yansıyacağını düşünüyoruz. Ama işte son haberlerle birlikte biliyorsunuz aşılanmaya bakıyoruz. İşte dünyada aşılanma ne durumda, ne kadar ilerlemiş ya da aşıya erişim, tedarik boyutu ne durumda diye bakıyoruz. Bunlar hani bizim için çok belirleyici. Şimdilik biraz daha ABD tarafında özellikle vaka sayısında artış hızında bir azalma var ve erişim Nisan ayından itibaren daha da kuvvetli olacağına yönelik de haberler var. Ama uluslararası uçuşların ne zaman açılacağına yönelik bir haber yok. Bence bu şirket için elbette ki faaliyet alanı nedeniyle çok önemli olacak. Eğer ikinci yarısından sonra yine de herhangi bir uçuşta açılma olmaz, bir sıkıntı olursa onu o zaman konuşacağız. Ama eğer işte Mart ayından sonra, Nisan ayından sonra uluslararası uçuşlarda ya da uçuşlarda bir açılma, bir esneklik olursa bence 2021 yılının çok güzel bir fırsat hissesi olacak. Haberlere bakmaya devam edeceğiz bu arada. Yani bu uçuşların açılma hikayesi bunun en bazını oluşturuyor. Başka da bir durum yok zaten. Şimdi şirket borçlu bir şirket mi? Evet, borcu var. Fakat şöyle söyleyeyim, yani net borç bölü favek oranı %57 gibi bir seviyede ama bu sizi yanıltmasın. Normal şartlar altında böyle değil. Favek çok düştüğünden dolayı bu rasyoda çok ciddi bir oynaklık var. Dolayısıyla favekin düşüşünden kaynaklı olarak biz bunu görüyoruz. Normal şartlar altında bir anomali olmadığı zaman bu kadar güçlü bir şey yok. Net borç bölü favek rasyosu yok. Diğer taraftan piyasa değeri defterlerine baktığımız zaman ortalamaların altında bir fiyatlama söz konusu. Firma değeri böyle EBITDA'ya göre çok yüksek yerlerdeyiz şu anda. Hemen şöyle de bir getiri tablosuna baktığımız zaman son bir aylıkta %5 aşağıda, son 3 aylıkta %29 getiri sağlamış. Yılbaşına göre %8, son bir yıla göre de %5'lik bir getiride azalma söz konusu TAV için. Yani TAV'ın tekniğine bakmak aslında çok da hani büyük bir marifet değil bence. Çünkü haberler burada çok etkili. Ama yani en ufak bir açılma, kısıtlamalarda bir olumlu haber alırsak eğer bu hissenin biz hani %50, %60 performansının olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Bir değerleme yapmadık bununla alakalı. Ama genel itibariyle 22.33 ya da 21.75 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde potansiyelin olduğunu söylemem oldukça mümkün. Güzel bir şirket. Yani bunu 20'lerden, 17'lerden, 15'lerden alan yatırımcılar oldu. Halen daha ellerinde tutuyorlar. Yani bence her düşüş bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ama tekrar söylüyorum. İkinci yarısından sonra uluslararası uçuşlarda herhangi bir açılma olmazsa o zaman mutlaka B planına geçmekte fayda var. Şimdilik A planı düştükçe al şeklinde olacak. Fırsat hissesi olmaya devam ediyor tam. Evet, bugün bu kadar. 4 tane şirketi değerlendirdik. Şirket hisselerini bilançolara geldikten sonra değerlendirmeye de devam edeceğiz. Hani sizin istediğiniz bir bilanço değerlendirmesi varsa bu videonun altına yazabilirsiniz. Dediğim gibi biz bu 4 şirkette bir fiyat çalışması yapmadık ama teknik analiz yaptık sizinle birlikte. Şirket fiyatının pahalı mı ya da ucuz mu olduğunu değerlendirdik. Genel itibariyle bunun gibi ve fiyat analizi yaptığımız, değerleme çalışmaları yaptığımız şirketlerin de analizlerini yapmaya devam edeceğiz. Herkese iyi günler diliyorum. Beğenmeyi unutmayın bu videoyu. Hoşçakalın.